Yani saray düzeni dediğimiz şey, soygun düzeni dediğimiz şey bundan daha açık nasıl anlatılabilir gerçekten bilmiyorum. Tabii onların da işi kolay değil, zordalar. Dikkatinize sunuyorum. Arka arkaya asgari ücretle ilgili açıklamalar yapılmış. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı konuştu. AKP Grup Başkan Vekili konuştu. Cumhurbaşkanı konuştu. Hepsi aşağı yukarı aynı şey söylüyor. Yani gerekirse, uygun olursa bakacağız. Yani belki bu asgari ücretle yaşanmadığını biz de görüyoruz ama bir hal yoluna koymak için de yol arıyoruz. Fakat burada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın açıklamasını özellikle paylaşmak istiyorum. Çünkü kendisi diyor ki olağanüstü koşullar olursa değerlendirilir. Olağanüstü koşullar olursa. Sayın Bakan, bu olağanüstü koşul değil mi? Bu olağanüstü koşul değil mi? Yani insanlar böbreklerini satıyorlar. İnsanlar evine ekmek götüremiyor. İnsanlar çarşıya, pazara çıkamıyor. İnsanlar yaşayamıyor. Daha ne olağanüstü koşullar? Fakat meselenin özü tabii ki uyguladıkları ekonomik politikaların bütünlükle hali olduğu için. Yani şimdi diyelim ki bugün asgari ücrete belirli bir oranda artış yapmaya karar verdi. Daha önce asgari ücret tartışmalarında biz bunu söyledik zaten. Siz asgari ücreti ne kadar arttırırsanız arttırın, yani verdiğiniz rakamı ne kadar arttırırsanız arttırın, asgari ücrette temel mesele onun alım gücünün artması. Siz şimdi dün 3.000 lira veriyordunuz, bugün 4.000 lira veriyorsunuz, yarın 5.000 lira vereceksiniz. Ama o parayla pazara gittiğinde ne alabiliyorsun? O parayla elektriğini ödeyebiliyor musun? Su faturanı ödeyebiliyor musun? Doğalgaz faturanı ödeyebiliyor musun? Şimdi kurdukları ekonomik sistem her tarafından su alan bir gemi gibi batıyor. Bunlar da mış gibi yaparak durumu toparlamaya çalışıyor. Değerli arkadaşlar, bu hafta meclis gündemiyle ülkenin bu ekonomik durumunu birleştirdiğimizde ilginç bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi memleket her geçen gün daha kötüye doğru gidiyor ekonomik nedenlerle. Bakın, gerçekten samimi söylüyorum, kaç ekonomi paketi açıldı bu dönemde ben hatırlamıyorum. Yani kaç tane yeni ekonomik model, kaç tane yeni ekonomik paket, önlem paketi hatırlamıyorum. İşte ekonominin hali ortada. Şimdi bu hafta bir yargı paketi geliyor. 6. yargı paketi diyorlar. Bu ikisini birleştirdiğimiz zaman şöyle bir tabloyla karşı karşıya kalmıyoruz. Yani sürekli ekonomi paketi açıyorlar. Ekonomi sürekli beter bir halde devam ediyor. Sürekli yargı paketi açıyorlar. Demek ki kendileri de kabul ediyor. Yani daha önce açtıkları paketler, daha önceki kanun düzenlemeleri hiçbir işe yaramıyor. Bu memlekette hala çok büyük, derin bir yara olarak adalet sorunu baş göstermiş durumda. Bunlar ne yapıyorlar? Mış gibi yapmaya devam ediyorlar. Tabii kendileri de mış gibi yaptıklarını bildikleri için mecliste ne yapıyoruz? Bu hafta bir de seçim kanunu tartışıyoruz. Yani oy kaybetmeye devam eden bir iktidarın koltuğunu nasıl koruyabileceğine ilişkin arayışlarına bakıyoruz. Şimdi seçim kanununa geleceğim ama bu meclis komisyonundaki 6. yargı paketinin içinde kadına yönelik şiddet tartışması yapıyoruz. Biliyorsunuz bu iktidar İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. Bir gece yarısı bir imzayla çıktı. Yine biliyoruz bu iktidar 6.284 sayılı yasanın gereklerini uygulamıyor. TCK'da var olan ve fakat son dönemde Naci İnci dışında hiç kimse için uygulandığına şahit olamadığımız, artık çoktan unuttuğumuz ısrarlı takip suçu yeniden AKP eliyle piyasaya sürülüyor. Ve bakın, altını çizerek söylüyorum, gördüğü şiddet ve uğradığı tecavüz ile ilgili verdiği 23 suç duyurusu talebine rağmen Ayşe Tuğba Aslan ve bunun gibi yüzlerce kadın için işletmedikleri ve unutulan bu ısrarlı takip suçu şimdi AKP tarafından yeniden piyasaya sunuluyor. Bu arada mağdur demek için de kullanıyorum mağduru, İnci'yi unutmayalım. Yani kendi öğrencilerinden korunması gerektiğini düşünen bir isimle karşı karşıyayız. Aile mahkemesine başvurmuş ve 14 öğrencisi hakkında uzaklaştırma kararı almıştı. Yani 23 defa başvuran bir kadın, o başvurularından sonuç almıyor ama gerçekten AKP döneminin liyakatsiz bürokratlarının simge isimlerinden, erkek zihniyetinin simge isimlerinden bir tanesi olan Naci İnci Bir defa da bu 14 öğrencisine ilişkin bu kararı alıyor. Dolayısıyla komisyonda tartışacağız ama biz bu yargı paketiyle ilgili kadın örgütlerinin çağrısını da tekrarlamak istiyoruz. Kadın örgütleri AKP'ye yasalara dokunma, yasaları uygula çağrısı yapıyorlar ve elbette naciler için değil, kadınlar için uygula yasaları diye bunu tamamlamak gerekiyor. Şimdi madem yargı paketi dedik, dün yaşadıklarımızı burada kamuoyuyla paylaşmayı da bir görev biliyoruz. Dün biz sevgili Ahmet Şıkla beraber Çağlayan Adliyesi'nde gittik. Ve eskiden de Çağlayan Adliyesi'ne giderdik, işte şu davayı izlemeye giderdik diye anlatırdık. Dün bir tarafta Gezi davası var, bir tarafta Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri yargılanıyorlar, bir tarafta işte gözaltı alınan gazeteci arkadaşımız adliyeye getirildi. Bunların hepsini aynı anda bir içinde adalet dışında her şey olan bir sarayda yaşamak durumunda kaldık. Bir kere altını çizerek söyleyelim. Hukuk bir iktidar sopasına dönüştürüldükten sonra, yani hukuktan hakkı, adaleti, liyakati, vicdanı çıkarttığınız andan itibaren geride kalan neyse bugün Türkiye'de mevcut yargı pratiği bunu bize gösteriyor. İşte Gezi Parkı davası ortada. Yani ortada iki ayrı dava var. Aylarca, yıllarca süren görüşmeler oluyor. Hatta bugün Gezi davasına yer alan arkadaşımızın bir kısmı daha önce yargılanmış, beraat edilmiş. Ondan sonra tekrar davalar olmuş. Aylarca Silivri yollarını tutmuşuz. Ondan sonra denmiş ki çarşı davasıyla birleştiriyoruz bunu. Ondan sonra ilk duruşmadan sonra demişler ki çarşı davasından ayırıyoruz bunu. Şimdi yeniden karar aşamasına gelmiş durumda. Ya ortada hani hukuk normlarıyla, yasalarla falan tartışılabilecek bir şey yok. Tümüyle keyfiyet esas. Niye? Çünkü Cumhurbaşkanı diyor ki ağzını açar açmaz biz hamlemizi yaparız, gereğini yaparız. Yani Avrupa'nın kararları ne olursa olsun biz bildiğimizi okumaya devam ederiz diyen bir zihniyetin başında durduğu hukuk sisteminin en çıplak örneklerinden bir tanesini Gezi davasında görüyoruz. Ve arkadaşlarımız hala yargılanmaya, müebbetle yargılanmaya, çok ağır cezalarla yargılanmaya devam ediyor. Biz buradan bir kez daha bu davanın derhal düşürülmesi gerekiyor. Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması gerektiğini, arkadaşlarımızın da beraatini talep ettiğimizi bir kez daha ifade edelim ve altını çizerek söyleyelim. Gezi davası bu ülkede milyonlarca insanın otoriter, baskıcı bir iktidara karşı hep birlikte omuz omuza halk olarak sesini yükselttiği, bu ülke tarihinin en onurlu günlerinin yargılanmak istendiği bir davadır. Orada yargılanacak olan halka karşı suç işleyenlerdir. Değerli arkadaşlar, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yargılandığı duruşmayı da gözlerimizle gördük. Gerçekten söylüyorum, çok uzun yıllardır toplumsal davaları takip eden bir arkadaşımız olarak da söylüyorum. Hayatımda bu kadar rezil bir sahneyi çok az gördüm. Yani rektörün şikayeti var. Öğrenciler yargılanıyorlar. Öğrencilerin avukatı diyor ki madem bu rektör şikayetçi gelsin, burada şikayetini ifade etsin, biz de kendisine sorular soralım. Mahkeme başkanı bu talebi duymamazlıktan geliyor. Talebin değerlendirilmesi kendisine söylendiği zaman da mahkeme salonu terk ediyor. Ara falan vermeden kalkıp gidiyor. İnanılmaz bir şeyle karşı karşıya. Mahkeme başkanı koltuktan kalktı ve gitti. Duruşma teknik olarak devam ediyor. Polisler içeri girip avukatları dışarı çıkartmayacak. Böyle büyük bir skandal, böyle bir hukuksuzluk gerçekten yaşanamaz, kabul edilemez bir şeydir diye düşünüyoruz. Özetle arkadaşlar, gördüğümüz tablo şu. İktidar çürüyor. İktidar çürüdükçe halkın tepkisi artıyor, öfkesi artıyor. Bunu frenlemek için halkı tehdit etmek üzere yargı sopasını eline almışlar. Bu bir. İkincisi ne yapıyor? Bakın Adana'da örneğini gördüğümüz orantısız şiddet diye, orantısız güç kullanımı diye tartışılan tablo. Yani eğer siz bu iktidardan değilseniz, bu iktidarı bir biçimde eleştiriyorsanız, iktidarın polisi her tür müdahaleye kendinde hak görüyor. Ondan sonra biraz kamuoyu tepkisi oluşunca oradan iki tane polise soruşturma açtık deyip bütün suçu kabahatı onlara iteleyip kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Bu kabul edilemez. Yani görüşü, düşüncesi,